Kafa Top Eki'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte destansı Ronin'i 7. seviyeye getirmeye çalışacağız. Ama 7. seviye olabilecek mi şu anlık için bilmiyorum. Hemen bir destansı Ronin'imize gelelim. Evet Destansı Ronin'imize geldik. Toplamda 345 kartı var ve 2. seviye arkadaşlar. 7. seviye yapabilecek miyiz bilmiyorum. yani 7. seviyeden ziyade 6. seviye yaparsak zaten 7'yi de çok rahat bir şekilde şans kartlarıyla yapabiliriz. 6 yapamasak da bence bir 5. seviyeye zorlayabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi de olur arkadaşlar. Öncesinde hızlıca bir çarkımızı çevirelim. Özel çarkta herhangi bir önemli ödül yok. Çarkımızı çevirdikten sonra bu arada her zamanki gibi 3 TL'ye alınabilen 1500 elmas, 750 bin altın ve efsanevi antrenör teklifini alacağım arkadaşlar. Öncelikle çarkımızı çevirip hemen geliyorum. Reklamı izleyeceğiz tabii ki. Evet videoyu dokunamıyorum. Arkadaşlar şu an ha tamamdır şimdi dokunabildim. Evet arkadaşlar reklamımızı izledik. hızlıca şarkımızı çeviriyoruz bakalım çarktan ne ödül alacağız. Yani az önce gerçekten anlamadım neden video yerine dokunamadım. Telefonun dokumatim bozuldu. Niye oldu inanın hiç bilmiyorum. Evet, reklamımızı izledik. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz 3 TL'ye alınabilen teklifimizi hızlıca alıyoruz. Az önce vardı. Sakın gitti deme bana. Evet, tamamdır arkadaşlar, varmış. Yani için dedim herhalde teklif gitti. Hemen ödeme işlemini yapıp geliyorum. Hala dokunamıyorum. Bak, ha tamamdır. Evet, ödeme işlemimizi yaptık ve teklifimizi aldık arkadaşlar. Paketi başarıyla satın aldınız dedi. Ve gelen kutusu kısmında iki kat altın az önce çarktan gelen bir altın. Elmasımız 7000'e çıktı ve altınımız da 5 milyon 604 bin oldu arkadaşlar. Gayet güzel yani 3 TL o kadar da abartılacak bir para olmadığı için e, bu teklif geldiği sürece almayı düşünüyorum ben de. E, o şekilde yapmak isteyen arkadaşlar yapabilirler. E, yorumlara yazmış hatta bir arkadaşımız 3 gündür geliyor ben 3 gündür alıyorum diye. Bu şekilde Evet hemen gidiyoruz en sola Destansı Ronin'imize ve Destansı Ronin'i bakalım kaç seviye yapacağız. İnanın ben de bilmiyorum ee, testini yapacağız sizlerle birlikte. İnşallah şöyle 6. 7. seviye çıkartabiliriz. Evet 270 bin altınını verdik ve Ronin'imizi 3. seviye yaptık arkadaşlar. Ve dördüncü seviye yapmak için arkadaşlar 309 kart dediğine göre şu anda büyük ihtimalle e, 6. seviyeye çıkartamayacağız. Kart vardır diye düşünüyorum. Çünkü küsüratlı bir sayı gösteriyor bize. Genelde tam bir sayı olur veya işte 30 kaç olur işte. Yani genelde tam bir sayı olur. 310, 320 falan olsa belki olabilir diye düşünebilirdim. Fakat küsüratlı bir sayı gösteriyor. 405 bin altınını verdik ve Destans Ronen'imizi dördüncü seviye yaptık. 5 de yapabiliriz diye düşünüyorum. 5 çıkar oradan çok güzel 5. seviyede yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen Destansı Ronin'i 5. seviye yapalım. DP'miz de bu arada 119k oldu. 540 bin altınını verdik ve Destansı Ronin'imiz 5. seviye oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Maalesef ki 6. seviye yapamadık ama çok aşırı miktarda da bir karta gerek yok 6. seviyesi için. Yaklaşık 200 kart sonra Destans Ronin'imiz 6. seviye oluyor ve sonrasında 7'ydi. de çok rahat bir şekilde şans kartlarıyla birlikte yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi Destans Ronin'imizi ne yapacağız? Test edeceğiz tabii ki de. Ronin şapka takabiliyor muydu? Hemen ona bir bakmak istiyorum. Maalesef ki şapka takamıyormuş. Yetenek ekleyelim mi arkadaşlar? İsterseniz hemen biraz yetenek ekleyelim. Tabii ki de ilk yeteneklerimiz artı 8 boyut, ve sonrasında artı 8 shoot. artı 8 hız diyelim yani herhangi bir sıralamada hani öyle sıralamada bir farklılık olması karakter açısından herhangi bir değişiklik yaratmıyor ama yani bu şekilde yaptım sıralamayı öylesine artı 8 özel güçlerini ekledik 2x takviye eklemeye gerek yok sanırsam aynen öyle 2x'lik herhangi bir şey eklemeye gerek yok e, bütün dördünü de ekledik değil mi? Aynen öyle. Dördünü de artı 8 bonuslarına ekledik. Şimdi bizim asıl ekleyeceğimiz yani özel güçlerden ekleyeceğimiz şeylerden artı bir büyük kafayı bir ekleyelim arkadaşlar. Rakibimiz özel falan kullanırsa karşısında öyle apışıp kalmayalım. buzlamamızı ekleyelim ve son olarak da çift golümüzü ekleyelim. Çift gol vardır herhalde. 3x gol var. Evet çift golümüz de varmış. Aslında ben niye çift gol kullanıyorum ki? Gerçekten ben niye çift gol kullanıyorum? Kaldır arkadaşlar. Boş yere o kadar elmas da verdik. Biz 3x golü açmıştık arkadaşlar geçen videolarda. Gerçekten yani alışkanlık olmuş. Ee, o yüzden 3x golü koymadım. 3x golümüz şu anda var zaten burada. Bombamız bir tane kalmış. Hemen gidip bomba alalım arkadaşlar. Bomba bomba bomba. Neredesin? Oha 25 elmas arkadaşlar yani. Eskiden ne güzeldi 5 elmasa 5 tane alıyorduk. Şimdi 25 elmasa kaç tane alıyoruz? 10 tane alıyoruz. Garip yani. Evet Ronin'imizde maçımızı atalım bakalım. Destansı Ronin'imizde. Hep diyorsunuz Flashbank'la atma Flashbank'tan sıkıldık. Buyurun arkadaşlar Destansı Ronin'imizi atıyoruz. Bu arada ben Ronin'in gücüne bakmadım arkadaşlar. Karşımızdaki rakip de büyük ihtimalle bizi deşip geçecek. Onun destansısı bizden daha iyi çünkü zaten boyut olarak da anlaşılabiliyor. E, maçtan sonra bir ilk golümüzü yedik bu arada. Maçtan sonra bir Rony'nin e, gücüne de bakalım. İlk golümüzü attık ama gayet seri bir karaktermiş arkadaşlar. Boyut bakımından eksik ama yani boyutu güzel olsa biz bu karakterle çok güzel şeyler yapabiliriz. Şöyle bir gol atabilir miyiz? atabilir miyiz? Maç 2-2, 2-2 <laughs> ama seriliğini çok beğendim. Maç 3-2 oldu arkadaşlar. Alır mıyız bu maçı? De diyelim arkadaşlar. Ben bu maçı almak için elimden geleni yapacağım ama bak şu saçma sapan golleri yemesem güzel olacak. Boyut eksiğimiz çok fazla var arkadaşlar. Yani boyut güzel olsaydı ee, iyi olabilirdi. Ama seriliği gayet güzel. Şöyle bir 3x lan normalde ben basmıyordum ya. Arkadaşlar refleks olarak 3x'e bastım. Rakibimiz özel de basmadı ama Kusura bakmayın. Direkt 3 farka attık rakibe. 4. farkı da bu şekilde atmış olduk. Gerçekten refleks oldu arkadaşlar. Şimdi yorumlarda linçlenmem inşallah niye özel güç açtın rakip açmadan diye. Evet 7-6 oldu maçımız. Son 38 saniye rakibimiz büyük kafa kullandı. Biz de bir büyük kafa kullandık. Aslında bıraksaydık rakip atsaydı değil mi? Çünkü biz özel açtık. O açmadı az önce. seferde onu attırsaydık. Neyse bakalım. Hadi bu golü atmayarak. o oyunda donmalar var. Olamaz. Evet maç 7-6 arkadaşlar. Oyunda efsane donmalar var. Büyük kafayı kullandım ama rakip zaten gol atamadı. Ya top içinden geçme. Allah rızası için geçme ya. Evet arkadaşlar şu an ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Aynen öyle. Şöyle biz rakibi donduralım. Ama abicim bu nasıl bir donmadır ya. Oyunu kazandık da arkadaşlar bu son anlardaki donmalar neydi öyle ya. İnanılmaz derecede. Yani oyunu çok garip bir şekilde kazandık. Ee, i̇lk özeli ben açtım. Haliyle ben açtıktan sonra rakip de açtı. Yani rakibe herhangi bir şey söylemiyorum ama. Ben e, normalde ilk özel açan taraf olmazdım arkadaşlar. Gerçekten refleks olarak açtım. Ama Ronin'imizi test etmiş olduk. Ronin'imizin bir gücüne bakalım isterseniz. Kaç gücüne çıkartabilmişiz. 102 güç. Yani çok iyi de değil çok kötü de değil. Ortalama düzeyde bir güç. O şekilde onun dışında e, zıplaması gayet güzel. Şutu da aynı şekilde gayet güzel. Fakat e, boyut bakımından büyük miktarda bir eksiğimiz var arkadaşlar. Yani boyutu da tamam olsa bu karakterle gerçekten güzel şeyler çıkartılabilir diye düşünüyorum. Bu arada ben şu kısma pek bakmıyordum uzun zamandır. burada oyun süresi 5 ay demesine bakmayın arkadaşlar. Ben bu oyunu 3 yıldır oynuyorum neredeyse. 5 ay demesinin sebebi biliyorsunuz bir ara benim hesabım çalınmıştı. Kafa topu ekibi benim hesabımı kapatıp bana aynı eş değerde yeni bir hesap verdiği için oyun sürem sıfırlanmıştı. Yani sıfırdan bir hesapta başlamış oldum. O şekilde galibiyet oranımız da %69. Güzel bir galibiyet oranı gerçekten. Diğer hesabımızda bayağı bir düşüktü bu oran. Evet arkadaşlar Ronin'imizi test ettik. Yani dediğim gibi güzel mi? Güzel. Yani oynanabilir bu karakterle. Ama boyut bakımından e, sağlarda Biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz oynamak istiyorsanız. Yani aslında biz bunun tam bütün yeteneklerini de takmadık. 5. seviyeyken 102 gücünde. Şöyle bir bakalım. Eğer 6. seviye yaparsak 112 gücüne çıkıyor. 7 yaparsak da herhalde bir 120'yi zorlayabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 120'yi bizim Flash Punk geçerse gerçekten... Bir garip olur. Bundan sonra Ronin'le devam ederiz uzaylı ordunu açasıya kadar. Uzaylı ordumuz görmüş olduğunuz üzere zaten 130 gücünde 5. seviyede daha yeteneklerinden de birazını takmışız. Flash bankımıza bir bakalım. Flash Punk'ımız bayağıdır. Flash bankta ilerliyoruz ama 142 gücünde arkadaşlar Flash geçebileceğini düşünmüyorum açıkçası. 7. seviye olsa bile... Bir anda 40 güç toplaması gerçekten imkansız denilebilir o şekilde ama arkadaşlar uzaylı ordunu inşallah açabileceğiz şu anda 172 kartı var yani açık zaten de 6. seviye yapmamız mühim olan 6 yaptıktan sonra uzaylı orduyla gerçekten iyi işler çıkartabileceğimizi düşünüyorum Evet videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.